merhabalar. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki çocuğuyla sakin bir yaşam süren Hamiyet'in 80 darbesiyle alt üst olan yaşamı müzikal oldu. Rock müziğin önde gelen temsilcilerinden Peyk, şarkılarıyla bu gerçek hikayeyi tiyatro sahnesine taşıdı. Peyk'in vokalisti İrfan Alış'la Hamiyet'in serüvenini konuşacağız. Hoş geldin İrfan programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın? Hamiyet ekibi adına katılıyorum bu hafta. Yorgunuz Ankara'dan geldik. Ee, oyunumuzu oynadık orada. Şimdi de zorlu da oynayacağız bu 1 Mart'ta. Tatlı koşuşturma. Harika. Güzel yani. Güzel bir dönem oluyor. Şahane bir müzikal çıkardınız ortaya. Hamiyet'in hikayesiyle başlayalım istiyorum ben. E, Hamiyet aslında senin çocukluğundan tanıdığın, hatta korktuğun bir karakter. Onu sahneye taşıma e, sorumluluğu nasıl gelişti sende? Bunun hikayesini dinlemek isterim. Şimdi Hamiyet'in e, benimle irtibatı çocukluk dönemimden başlıyor. O zaman 80'li yıllar oluyor. hı. hı. 80'li yılların başından, Ortalarına kadar, hatta 70'li yılların ortalarından, 80'li yılların ortalarına kadar Hamiyet'le biz, e, annemin yanına gelirdi Hamiyet. Kendi çocuklarını görmek için gelen bir kadındı. Akli dengesi yerinde değildi. Kocası tarafından e, terk edilmiş ve bir şekilde artık e, itilmiş, yani normal hayat dediğimiz neyse o şeyden ayrılmış bir kadındı. Hamiyet kendine bakmayı da çok bırakmış bir kadındı. Ve akli dengesinin neden yittiğiyle ilgili hiçbir fikrim yok. Ama ben tanıştığımda hamiyet hamiyet olmuştu. Yani o bizim tiyatroda konu ettiğimiz aklını yitirmiş kadına dönüşmüştü. benim peki bu işi nasıl yapacağımla ilgili bir, bir gün benim aklıma şöyle oldu. Yani ...birden hamiyet ne oldu sorusu geldi bana. Unutmuştum çünkü hamiyeti. Çok zaman sonra. O gün... E, ...ailemi aradım. Dedim ya hamiyet vardı ne oldu abi ya bu kadına falan. Ondan sonra üstüne konuştuk bir şeyler falan. Sonra ben... E, ...unuttum tekrar. Tekrar unuttum. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Oradaki şey... Iki, i̇ki hatırlama var burada. Biri Hamiyet'i şarkı yapmaya karar verme olayım var. O da bir rüyayla oldu. Hmm. Hamiyet'i rüyamda gördüm. Konuştuğumuz Konuştuğumuzun üstüne oldu. Ya o geceydi ya ondan sonraki günlerde bir gündü. Sonra ben bu kadını şarkı yazayım dedim. Şarkı yazmak için plan yaptık. Arkadaşlarımı açtım. Dedim ki Hamiyet'le ilgili bir şarkı yapmak istiyorum ve bunu büyük bir şarkı yapmak istiyorum. Yani küçük bir şey değil. Hı. Yani yaptığımız şey bir destan gibi bir şey olmalı. Kadın sorununu da içeren bir şey olmalı diye. Bu sorumlulukla. Aynen. Tabii Özgür çok hemen altyapılar hazırlamaya başladı. Pandemiydi zaten. Yani pandemi dönemiydi. Bize bir sürü parça müzikler gönderdi. Ben onların üstüne vokaller yaptım. Sözsüz vokaller. Atmasyon şeyler yapıyorum önce ben şarkı yazarken. Sonra onlara söz yazmaya çalışıyorum. Söz çıkmadı. Tıkandım. Parça parça şarkılar oldu. <laughs> ee, mesela Hamiyet. Hamiyet şu andaki Hamiyet oldu. Masumiyet. O, aslında o bir tek şarkının parçası o. Mesela şeydeki. Sonra bu parçalar, bu şarkı parçaları Işıl Hoca'nın eline bir şekilde geçti. Ve sonra... <laughs> Yalnız Hamiyet'in sözlerinin çıkması, yani o sondaki final şarkısı, o da bir rüyayla oldu. Yani ben rüyayı hatırladım. Yani çok acayip bir şey yani. Mesela bu Hamiyet'in hikayesinde benim de şaşırdığım şeyler oldu. Yani bir sürü rastlantılar sinsilesi oldu. Hamiyet sanki kendi ekibini seçti. Yani olaylar oldu. Başımıza çok işler geldi, bir şeyler oldu o gitti, o şu oldu. O ne bileyim sorunlu bir ya yani sorunlu demeyeyim de umudumuz gibi gitmeyen prova süreçleri oldu. Bilmem bir sürü artık böyle insanlar da akli dengesini yitirme noktasına geldi. Herkes ama hı hı. yani iki tarafta aslında niyet yani yapmak bir şey ya. Sonunda kendimizi bir nevi hamiyet konumunda. Yani o çizgiye kadar geldik yani hamiyette. Çünkü artık böyle nefret etmeye başladım yani. Nereden başladım bu işe, konumuna kadar geldim ya. Yani. Hamiyeti sahneye taşımak e, sana nasıl duygularla döndü? Çünkü biz izlerken bile hani boğazımız düğümlendi siz eminim çok daha <laughs> korkunç yoğun şey duygularla ya. yaşamışsınızdır. Korkunç, korkunç duygular yaşadım. Çünkü Hamiyet normal hayatında yanarak ölmüş. Ya. Korkunç bir şekilde. Yani aslında bizim hikayemiz hı. çok yumuşak bile. Yani Hamiyet'in gerçek hayat hikayesi karşısında. Bir de komik olan şu gerçek yani. Gerçek hikayeden farklı olarak neler var? Yani gerçek hikayesi nasıl? Yani şimdi gerçek Hamiyet'in çalışma hayatı yok. Yani ev hı. hanımı. Hı hı. Onun bir kocası var. İşte çocukları var ve bu çocuklara bakmaya çalışan bir kadın. Sonra artık e, giderek kafası karıştığı zaman e, ve büyük ihtimalle Hamiyet'in bu annemin söylediklerine göre bir de ben yani bunları hep ailemle röportaj yapar gibi bütün bilgileri. Burada bir şey de var. Yani bir kesin gerçek yok. Herkesin bildiği bir şey var ama Hamiyet toplumun o kadar umurunda olmamış ki. Ya. Hamiyetle ilgili bir fotoğrafımız yok. Hamiyetle ilgili bir şeyimiz yok. Ee, şahitlikler var. Olaylar var. Mesela annemin anlattığı hikayeler daha çok. Yani Hamiyet'i annemin hatıralarından birçok yerini aldık. Benim Hamiyet'le ilgili hatıralarım var. Abimin var. İşte hepimizin sonradan öğrendiği... Senin öğrendiğim... nasıl hatıran var mesela? Bunu Şimdi deneyim... Hamiyet'ten bir... Beni bir kere hamiyetle korkutuyorlardı yani çocukken. Hamiyete karşı e, ben büyük bir öfke duyuyordum ve mahallede de çok uğursuz bir tip gibi görülüyordu. Yani kadın çünkü çok korkunçtu suratı. Yani iri yarı bir kadındı. Yani aslının aksine. Biraz böyle sallanarak yürüyen ve çok fazla çantası olan öyle garip bir kadındı. Anlattım zaten hı hı. o şeyleri. Nasıl bir tipimiz var ortada diye. Hı hı. Ama sonuç olarak karakteri şuydu yani Hamiyet'in. Sonuna kadar anneliğini unutmamıştı. Yani ne kadar artık ruhi sorunlarıyla boğuşurken anneliğini hiç unutmamıştı. Son dakikaya kadar çocuklarını görmeye çalıştı o. Evet. Hatta şöyle bir anı var ki onu biz oyuna koymadık. Bence korkunç bir an yani. Hamiyet çocukları için dilendiği paraları getirip çocuklarına biriktirip getiriyor. Ama çocuklar onu görmek istemiyor. Hamiyet de o kesek yağdındaki paraları diyor ki bunları onlara verirsin diyor. Diyorlar Hamiyet otur burada yemek ye bir şeyler yap hani. Yok diyor ben gideyim diyor. Gidiyor ve bir daha gelmiyor Hamiyet. Ondan sonra da kayboluyor Hamiyet. Yani aslında hamiyetin gelmeyi kesmesi çocukların artık onu görmek istememesinden oluyor. Hı hı. O, o şeyde. Hamiyet buna üzülüyor. Evet. Mesela bunu çocukları da bilmiyor bu hikayeyi. Onu da annem biliyor mesela. Ama ben bunları biriktirdiğimde müziği çok güçlü düşünmek istedim. Kadın e, sorunu yani Türkiye'deki kadın sorunuyla ilgili ailedeki kadının işte anne, çalışan kadın, çocuklara bakıcı falan filan. Bunu yapamadığı zaman aynı atlar gibi böyle kafasına vur, vurulur gibi hani atların ayağı kırıldığında nasıl öldürürler atları hı hı. kadınların da böyle bir şansı kalmamıştı o dönemde hı hı hı. yani şimdi ama burada biz e, hamiyetin kocasını da suçlamıyoruz çünkü o adam da üç tane çocukla bir karşı karşıya ve evi tam olarak çekip çeviremeyen bir kadınla karşı karşıya ve öyle bir zor bir hayatı var onun da. İnşaatlarda çalışsın. Sabah kalkacak yemek yapılacak. Bu çocuklara yemek yapılacak falan filan. Yani böyle şeylerle uğraşacak vakitleri yok. Bu tedaviyi yaptıracak ne bilgileri var ne eğitimleri var ne de buna inançları var. Tabii ki biz oyunda bir sürü şey ekledik. Mesela sendika hı hı. şeyini. O sendika süreçlerindeki hikaye aslında benim babamın hikayesi. Hı. Yani hikayedeki Hasan karakteri de benim babam oluyor aslında. Öyle yani çünkü 80 ihtili halinde biz birden harika paralar kazanan işçiler, mükemmel bir hayat yaşayan işçiler birden yokluk seviyesine düştük. Ben çocuk işçi oldum mesela ve ben de o dönemi de oraya kattım. Hmm. O karakterin için. Onların ikisini birden karıştırdık yani. Cemil Babamın fabrikasında çalışan bir arkadaşıydı mesela aslında. Hı hı, hı hı. Yani o koca aslında inşaat işçisiydi, hamiyetin işçisi. Düz bir adamdı. Ama biz onu Cemil karakterini de ona yükledik. Yani onun üstüne bir karakter daha, iki karakteri birleştirdik. Evet. Aslında öyle oldu. Olay 80 döneminde geçiyor. Aslında Türkiye'nin gerçeklerini de ortaya koyuyor tabii, bu hikaye. Tabii. Ya bu hikayenin bugün sahneleniyor olması sence neden önemli? Benim geçmişle olan hesaplaşmam var. Çünkü benim hayatımda ki büyük ihtimalle en kötü zamanları ben 80 sonuç sonuçlarından dolayı yaşadım. Benim Kenan Evren'in yaptığı şeyler, ilk bir kere şunun adını koymak lazım. Bu ihtilal aslında işçilere karşı yapıldı. Çünkü patronlar o zamanın şeyi. Ben zengin düşmanı şeyi falan söylemiyorum. Aslında zenginler fakir düşman. <laughs> Durum bu. Şu anda evet. 10 bin lira maaş alan emekli. Neden emekli maaşının 10 bin lira olduğunu düşünüyor sence? Zannetmesin o şey. Yani evet zenginler o parayı sana vermiyor. Aslında burada bu ülkede para var. <laughs> Hı hani şey mesela bu çok komik olan şey şu. Mesela atıyorum partinin bir mensubu. Ben partilerin hepsinin sistem partilerine karşı şeyim yok. Yakın değilim. Yani CHP'si, AKP'si, MHP'si, bilmem nesi işte aklınıza ne geliyorsa bunlar hepsi sistem partileri şudur. Bunların arkasında şirketler vardır. Milletvekili olmanız için zengin olmanız gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki sistem bu ve bunun tohumları 1984'te atıldı. Ondan önceki mecliste iyi kötü fakir de olsa orta mesela Ecevit çok zengin bir adam değildi. Parti başkanı olabildi. Hı hı. Tamam mı? Şimdi sen diyeceksin işte Kılıçdaroğlu da çok zengin değildi diyeceksin. Ama şöyle bir durum var. Yani onların arkasında mesela Ecevit'in arkasında büyük firmalar falan filan işte şeyler işte belediyenin e, para kıttığı şeyler yoktu şimdi biz belediyelerde de oynamak isteyen bir oyunuz. Konuşurken böyle dikkatli seçmem lazım. <laughs> Doğru. hiç öyle bir derdim yok doğruya doğrusunu yani hamiyet şunu anlatıyor diyor ki biz bu hale geldik ben delirdim ve yokluğun içinde kayboldum tamam Aslında hamiyetin kaybolması hikayesi ayrı bir hikayeydi biz onu benim hikayemi de oraya koyarak başka bir şeye getirmek istedik Çünkü hamiyetin hikayesi aslında Türkiye'nin hikayesi. Türkiye'nin delirmesi de. Tabii tabii. Kesinlikle. Paralellik var yani. Ve aslında bunlar olmayabilirdi. Yani şimdi anlatıyoruz bu şeyleri falan. Çünkü yeni nesiller neyi kaybettiğini bilmiyor. Evet. Yani eskiyle ilgili hep şunlar söyledi, söylemişti, Kuyruklarda hı. duruyorduk, açtık, bill açtık falan. Ben şunu da hatırlıyorum. Ee, bize eve sepetler gelirdi. Kenan Evren'in mesela çok önemli bir açıklaması var. Benden bile fazla alan işçiler var dedi. İlk açıklamalarından biri budur Kenan Evren'in. Yani demiş ki benden bile nasıl fazla maaş alabilir? Adamın tek derdi bu. Mesela Kenan Evren şunu dememiş. Neden devlet askerlerine az para veriyor? Çok daha fazlasını almalıyız demiyor. Diyor ki benden bile fazla alan işçiler var. Onları aşağıda görüyor adam. Kafası bu yani. Şimdi iğrenç bir insandı kendisi. Ölüye saygı falan bende yok. Çünkü o benim hayatımın en kötü, güzel yıllarını çalan bir insan. Ee, hakkımı helal etmiyoruz yani ben kendi açımdan bir sürü arkadaşımla beraber. Bu ülkenin de başına gelmiş en kötü musibettir kendisi yani. Belki onu işte kimisi Atatürkçü görüyordur falan filan. Atatürk olsaydı herhalde ağzını burnu kırardı bu adamın yani. Net söylüyorum. Benim ona kinim hiç bitmedi. Çünkü çocukluğum babamın hastalanması bilmem nesi bir sürü hikayeler var şeyler. Şahsi hesaplaşmamı bir tiyatro oyununda koydum. Kenan Evren'in sesinin koyma fikri tamamen Deniz Madanoğlu'na ait. O da çünkü şeyi hissediyor 12 Eylül'deki Orada yapılan işkenceler, sendika liderlerinin şeylere yapılan, bütün aydınlara yapılan şeyler. Ve onun akabinde olan olaylarda, yani AKP'nin iktidara gelişi, e, toplumun dine yönelmesi falan bir şeyler değiş, değişti orada tamam. E, bu dönemi, hamiyette biz bu kadar politik değiliz tabii. Onu istemedik. Çok politik olmaya da gerek yok. Biz duyguyu kaybetmek istemiyoruz çünkü. Hı hı. yani politik olacaksak ve duygu kaybolacaksa o politik olmanın da bir anlamı kalmıyor. Hı hı. İçinde merhamet ve güzellik barındırmayan hiçbir ideoloji, hiçbir şey yani hiçbir fikir, hiçbir örgütlenme bu merhamet duygusunu ve o Hababan sınıfından kalan o güzel toplumun içindeki kaynaşmayı, o duygu yoğunluğunu Orada hep ağlayan, yüzleri hemen en ufak bir şeye ağlayan duygusal insanlar görürsün. Yani Hamiyet'in hikayesi şey, bizim aradığımız şey. Türk toplumuna unuttuğu o duyguları tekrar hatırlatmak. Peki şarkılar nasıl bir seçkiyle e, Hamiyet'te yer buldu? Ya prova sürecinde bizim e, fikirlerimiz vardı şarkılarla ilgili. Hangi sahneye, hangi şarkı. Sinema sahnesi için sinema şarkısı yazıldı. Bu ne bela? Kapı önü şarkısı bizim söylediğimiz hı hı. şey yani kovulduktan sonra o şarkı hepsi yazıldı onların hamiyet final sahnesi için Deniz mesela seçildi bunlar hep e, Deniz Madanoğlu'nun yazdığı bir şey vardı bizim de fikirlerimizi koyduğumuz şarkılar var ve sonra yönetmenle beraber de e, yerine karar verdik hı hı. mesela Kahır o yoktu mesela hikayede. İlk anda senaryoda yoktu. Senaryoda yazılan deniz deyim vardı mesela. Final sahnesini yazmış ve deniz deyimle bitirmek. O ilk baştan belliydi. Bazı şarkılar Deniz Madanoğlu'nun zaten kafasında vardı ve onları koydu. Biz bazı şarkıları mesela diğer şarkılarla değiştirdik. Mesela Dol gözümü. O dinlememişti hiç. Dedik ki buraya Dol gözüm daha iyi olur falan diye. Fikirler fikirleri böyle güzel bir ahenkle çok güzel de. olmuş. Gerçekten cuk oturmuş. Cuk oturdu. Gerçekten yani öyle. Yani dedik olmuş. biz buraya işte mesela sulu şaka vardı. Sulu şaka değil burada. Çok anlamsız. Buraya dol gözüm daha iyi olur. Çünkü atölyeden sonra ustalar herkes bir şey söylüyor falan. Öyle ki, oldu. Hani müzisyenler böyle şarkılarını belli bir kalıba sokmak istemez ya. Yani mesela artık işte atıyorum Don Kafa dinlediğimde Hamiyet'in o sahnesi gelecek belki aklıma. Senin öyle kaygıların Hiç oldu mu? Hiç öyle bir mu? şeyim yok. Hiç öyle. Hamiyet zaten başlı başına bir sanat eseri bence. Işıl Kasapoğlu gibi bir ustadan çıkmış yönetmenliğinde harika oyuncular. Harika. Hepsi mükemmel oyuncular. ...hangisinin kadın oyuncularımız zaten astı. O bir hamiyet oldu. Mesela Feride karakteri. Başka şey As hmm. Esra. Esra seher oynuyor benim annem rolünde mesela. O kadar iyi hele Ankara'da müthiştiler hepsi. Hepsinin de çok daha iyiydiniz yani. Mükemmeldiniz yani. Giderek de daha iyi oluyorlar. Çünkü hı. aslında artık o seher oluyor. Çünkü giderek karakter oturuyor yani insanlar. Yani hı hı. Oyuncular oynayarak daha da kendilerini katarak yani çünkü ilk anda tekst havadaydı. Biz ne yaptığımızı bilmiyorduk müzisyenler. İşte herkes bir şeyler arıyordu yani. Hı hı. O da güzeldi ama yani onda da insanlar ağlıyordu falan. Ama giderek o böyle her oyunda görüyorum ben onu böyle artarak. Yani çok acayip. Çok kalabalık tabii ekipsiniz çok, aslında. Çok. Ee, yani... Teknik kadromuz sadece. Mesela burada teknik kadroyu anlatmam lazım. Ozan Murat, Gürkan Erdem, Büyük Evi Ablukada'nın sesçisi Hı -hı. aynı zamanda. Sesini yapan, ses mühendisliğini yapan. Onlar bu işte gönüllü olarak katıldılar. Yani şimdi gönüllü derken şöyle. Yani hakikaten canla başla. Yani bu arkada görünmeyen ekip mesela o cateringle uğraşan şeyi organizasyonu yapan Müge Rena biliyorsun işte bizim haricimizde oynayanlar haricinde ses ekibinde işte sesleri şey yapan kayıtları ayarlayan ufak görünen o işler var ya ses efektlerini falan hı hı. Belki bir 10 kişi daha var. Arkada müthiş bir ekip var ama Tabii. önde de bizim gördüğümüz de öyle Tabii. ve hep böyle hani genç ve 16 oyuncular. Saat falan hazırlık yapıyorlar her Hı -hı. oyunda. Genç oyuncular Hı. ve müzisyenler de Tabii. var. Aslında sen hani dayanışma ruhunu yaşayan ve bunu çok hissettiren birisin. Bu müzikali nasıl yansıyor sence? Müzikalimiz ben tam anlamıyla şöyle düşünüyorum. Işıl Hoca başta olmak üzere. Bir nevi şey, ha babam sınıfı havasında. Yani biz birbirimizle çok şeyi paylaşıyoruz. Arkadaşlık var çok. Bilmiyorum ben daha önce hiçbir müzikal ortamında tiyatro yapmadım. Ama şu anda yaşadığımız şey bir herhalde profesyonelliğin ötesinde bir şey. Başka bir şey yani. Çünkü bu parayla yapılacak bir iş değil. Öyle söyleyeyim ben konser yaptım yıllarca konser yapıyoruz. Sonuçta biz pek grubuyuz. Yıllardan beri alışmış olduğumuz bir rutin vardı. Tiyatro bambaşka bir şeymiş. Yani o başka bir şey. Nasıl bir şey sence? Hani tiyatro yani, sahnesindeki sahnesinde ki peki nasıl tarif edersin? Biz zaten o sahnede durmakla bile oynuyoruz. Yani bir şey yapmamıza <laughs> gerek yok. Biz de oyuncu değiliz zaten. Bizden beklenen de fazla bir şey yok açıkçası. Benim işte büyük bir şeyim yok. Katkım şeyim yok. O şey anlamında söylüyorum. İşi onlar götürüyor. Oyunculukları onlar yapıyorlar. Biz müziğini hissettiriyoruz ve hı. varlığımızla. Çünkü hı. biz zaten yani biliyorsun biraz spoiler vermek istemiyorum ama bizim zaten orada olmamız absürt. Hı hı. Ve bu senaryoda çok güzel bir yerde şey oluyor. Hamiyet'in hayali arkadaşlarıyız biz. Hı hı. Ve bu hamiyetin delirdiği zamanlarda oluyor. Dolayısıyla da o sahnede olmak için önceden mesela gruplar hep bir kenarlarda sıkıştırılırdı falan. Bizse sahnenin her yerindeyiz. Çok güzel bir hikaye ve bunun da ilk şeyi Işıl Hoca'nın hemen. Ben dedi şey yapacağız çocuklar dedi. Peyk her yerde istiyorum dedi. Öyle tek bir yerde istemiyorum. Ben sizi kullanmam lazım. Sahne zaten. hakimiyeti aslında. Aynen. Hı hı. Tabii. ve sonra ki o yorum şeyi mesela dedi ki biz dedi oyunun müziği istemiyoruz, müziğin oyununu istiyoruz. Hı hı. Çok güzelmiş. Yani orada güzel şeyler. Ya ben şöyle inanıyorum Hamiyet belki de hani komik bir şey ama ben buna inanıyorum artık. Mesela bir şey lazım hamiyetle ilgili ve hamiyet tehlikeye giriyor mesela değil mi? Ben birden o gün nedense bir bir şey yapıyorum ve atıyorum yani ya da birisi bir şey yapıyorsun ve o hamiyetin o sorunu çözüyor. Hı hı. Mesela mekan lazım değil mi? Hı hı. O mekanla ilgili. Sonra mesela tanıtmamız lazım diyorum. Bir tane Provo videosunu öylesine paylaşıyorum ama binlerce video paylaşıyorum ya hı hı. normalde işte atıyorum 5 bin 10 bin kişi seyrediyor 20 bin kişi seyrediyor falan o gün şöyle bir şey geçiyor aklımdan diyorum ki ya biz bunu nasıl tanıtacağız abi yani o kadar salonlar bin kişilik salonları biz nasıl dolduracağız falan dediğimde sonra hastayım da böyle bir video görüyorum Aa, ne güzel diyorum bunu paylaşayım diyorum uyuyorum Sonra bir uyanıyorum bir bakıyorum 1 milyon kişi seyretmiş. Ve insanlar bu ne? Bu ne? Bu neyin müziği? Sonra Hamiyet mi? İşte ben oraya gittim açıklamaya yazdım. Hamiyet müzikali bilmem ne. İyi kötü giderek artan bir seyirciye ulaşmaya başladık. Hı hı. İşte Das Das da oynadık. Çok insan bilmiyordu. Tanıtım zamanı yoktu. Biz acemiydik. Bir sürü her şey havadaydı. Çok acayip olaylar var. Daha da yani off the record olabilecek şeyler. Onları anlatmayacağım ama yani bir mucize. Peki bundan sonraki yolculuğunu nasıl etkileyecek sence bu müzikal? Vallahi bundan sonraki yolculuğu düşünmeye bile şu anda hiç vaktimiz Şey, Hamit önünde birçok büyük engeli aşması gerekiyor. Nasıl engeller? Biz mesela bu? birincisi büyük bir ekibiz biz. Çok büyük bir ekibiz. Yani normalde büyük şirketler mi giriyormuş bu işe? <laughs> Biz böyle bayağı şeye, kış olimpiyatlarına gelmiş Jamaikalılar gibiyiz yani. <laughs> ve hakikaten üşüttü bizi bayağı yani. Ama sorun yok yani açtık bir şekilde şunu da anladık. Peyk ailesi bir derin devletmiş yani. Çok arkadaşı varmış, çok dostu varmış. Yani sponsorlara gittik en sonunda o kadar korkuyorsun ki mesela ilk Dastas'ta 250 bile sattık ve oyunun maliyeti 500 bilet. Maliyet yani hı hı. hiçbir şekilde zararsın yani komple. Şimdi ben mesela bilet konuşuyorum devamı. Çünkü prodüktörüm de aynı zamanda. <laughs> Ama şöyle bir durum var. Yani prodüktör değilim aslında da. Ben tek bir amacım var. Hamiyet yaş yaşasın. 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 Yani yıllarca oynanan bir oyun olsun hı. ve insanlara ulaşsın. Evet. Amaç bu yani. İnsanlara biz bu oyunun ne kadar e, Özel olduğunu anlatamayız. Hı hı. Bazı eleştirmenler, bazı eleştiriler yapıyor, beğenmeyenler oluyor falan filan. Onları eleştirmenlere hiçbir şey demiyorum çünkü onların müzikten anlamadığını düşünüyorum. <laughs> ya yani müzikten anlayan bir eleştirmenin bu oyunla ilgili başka eleştiriler olur. Hı hı. Yani onların yaz, mesela müzikler uzundur diyen bir eleştirmen bence bu eleştiri değil. Çünkü orada şarkı, şu sahnedeki şu şarkı çok uzun geldi gibi bir şey. O bana o eleştiri olur. Ben mesela birini eleştireceksem çok iyi etüt etmem lazım. Ama Türkiye'mizde müzisyen eleştirilerini yapacak insanlar çok iyi. Var o yani. Mesela Murat Beşer'dir, hı hı, Murat Meriç'tir. Mevcut. Siz varsınız bir gün ailesinde. Yani müzikten anlıyorsunuz işte şunlar işte şöyle olmuş böyle. Ama tiyatroda herkes kafasına göre işte oyun neydi? Oyun, yani çok kötü oyunlara da çok iyi dediklerini biliyorum. Çok. böyle ben açıkçası eleştir, %95 iyi eleştiri var. Hatta muazzam diyen de var, şey de var. Benim için en önemli şey ben ne hissediyorum. Hı, hı. batabilir de. 10 oyun sonra şey olabilir. 20'si oyun sonra. Bu benim için değil. Ben hamiyetin e, var olmayı istediği sürece var olacağına inanan biriyim. Yani onun arkasında hakikaten hamiyetin ruhu olduğuna inanıyorum. Hı hı. Çünkü o kadın hiçliğe giderken Büyük ihtimal bu toplumdan büyük bir şey hissetti, yalnızlık hissetti ve yok oldu kadın <laughs> ve yok etti bu toplum o kadını. Ah kaldı bu toplumda. Çok üzücü. Hamiyetin bir şekilde bize gelmesi benim böyle bir uhrevi bir şey sorumluluk duygusu bana yükledi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben mesela şöyle düşünüyorum yani hamiyet için ne yapabilirim? Yani 5 yıl konser yapabilirim. Yani 5 yıl ben hamiyet için hiç para kazanmadan yani hatta para vererek konser yapıldı. Evet. Bu kadar da inandığım bir şey yani Hı -hı. hamiyetin kendini var etmesi. Hı -hı. Çünkü Işıl hocayı biz Işıl hocanın kapısına düştük yani sonuç olarak. Evet bitirmeden merak eden izleyicilerimiz olacaktır. Hamiyetteki şarkılar kaydedilecek mi? Evet dinleyebilecek Edilecek. mi dinleyiciler? Yani zaman ve para bulduğumuz zaman onu e, kaydetmemiz lazım, çok önemli bizim için. Bir de onları plak yapıp arşivlemek lazım. Ve bu plağı da Hamiyet plağı olmalı. Hı hı. Bu bizim hayalimiz, bunu yapmak istiyoruz. Ama vakit şu anda, zaman bulamadık kayıtlar için. Ama ilk fırsatta bunu yapacağız, hı hı. yapmamız lazım yani. Yoksa yarım kalır hikayemiz. Hamiyet'in yolculuğunda hangi duraklar var? E, İzmir'de festivalde oynuyoruz. Zaten 1 Mart'ta söylemiştim daha önce de Zorlu'da oynuyoruz. 1 Mart'tan hemen 23 Mart sanırım İzmir'de festival oynayacağız. Ondan sonra 1 Temmuz'da Açık Hava İzmir yine yapacağız büyük yerde. Bunu da biraz daha böyle çok insana gidelim. Biraz daha ucuz bilet satabilelim. Öğrenciler gelmiyor çünkü gelemiyor. Malum şartlar hı hı, çok tabii. ağır. O yüzden böyle şeyler yapacağız. Ve bunun yanı sıra İstanbul ve Ankara'da tekrar e, salonlarla görüşülüyor. Nisan ayı için ve Mayıs ayı için mutlaka bir Ankara yapacağız hı hı. tekrar. E, ve diğer şehirlere de gitmek istiyoruz. Ama şartlar ve e, istek olursa, talep olursa şu anda belediyeler ve kültürle uğraşanların hepsi can derdinde. <laughs> Seçimini yapıp kendi şeylerini geleceklerini garanti etmeye çalıştıkları için onların şu anda kültürle ilgili bir vakti yok maalesef. Maalesef. O yüzden umarım bu seçimde biter ve ...dört yıl kafa dinleriz. Başka da seçim olmaz. Yani ne kadar kötü olursa olsun yani artık seçimden bıktı millet, tiksindi yani politikadan yani. Kesinlikle. Sanat her zaman bu memlekete en lazım olan şey. Politikacılar her yerde bulabilirsiniz ama sanat, sanatçılar bulunmaz. Yani bir Işıl Hoca'nın yerine bir tane daha tiyatrocu yetiştiremezsiniz. Yani mümkünat yok. Bir Deniz Madanoğlu gibi senaryo yazan insanın yetişmesi mümkün değil her zaman. Hı hı. Bizim gibi de müzik yapacak 30 yıl bunu deli gibi hayatını 8 yılını stüdyolarda geçirecek ruh hastaları hı. her zaman gelmeyebilir. Politikacı her zaman bulursunuz. Hadi. Kürsüden boş boş konuşuyorlar hepsi. Politikacılardan nefret ettiğimi daha önce tefalarca söylemiştim. Yani sen de politikaya başlasan senden de nefret ederim. Yani abim olsan yine selamı sabahı keserim yani. Öyle söyleyeyim. Öyle buradan herkese e, sağlık ve güzel şiddet olmayan özellikle kadınla şiddetin olmadığı bir e, Türkiye diliyorum. Güzel günler Herkesin işi gücü rast gelsin. Hele ki bu enflasyonda, bu zor şartlarda. Umarım herkes güzel bir hayata koşsun. Umarım. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben de katıldığın teşekkür ederim. Için. Her şey için. <laughs> Programımızın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.